Kadir bana bak. Evet. Oğlum sen nişanda şu Duruk Bey'le konuştun, aklıma takıldı. Meleki. Ne diyorsun oğlum? Oğlum bana bak lan, anlattın mı yoksa meleği? Lan oğlum bak, başımız belaya girmesin. Daha ne kadar girecek ki? Bu olayın mensupları düşünsün, tamam mı? Hadi gel ya, hadi. Bana ne az? Hadi gel, çok soğuk ya. Zeynep kızım. Ne işiniz var burada? Müjgan sağ olsun beni eve bıraktı dedi. Evet, Zeynep kendini çok iyi hissetmiyordu. Ben de onu yalnız bırakmak istemedim. Ya sağ olsun, sağ olsun. Ben geldim Zeyno. Kadir oğlum. Onun ne işi var ki burada, ne oldu? Kadir, Zeynep'i yalnız bırakmak istemedim. Biraz sohbet ediyorduk. Kadir, sakın. Ama. Başka zaman sohbet edersiniz. Zaten ailesi yanında şimdi. Ha? Geç oldu. Canım ben seni arayacağım sonra. Zeyno. Baba. Bir şey olmadı değil mi? Yok baba, ben şimdi bir sıcak banyo yaparım. Hemen geçer. Tamam. Yunus yüzlüm. Yunus yüzlüm ben. Ah Kadir. Ah Kadir, ah. Ya ben sana demedim mi be oğlum? Bu kadın kötü bir kadın demedim mi? Ya kim bilir şimdi bu neyin peşinde? Baba bilmiyorum, herkesler bir şeyin peşinde duruyor ya. Ben Zeyno'ya söylesem acaba her şey çözülebilir mi ya? Bir düşüneyim büyükler gibi ya. Ne yapacağımı şaşırdım, bir düşüneyim, bulamıyorum inşallah. Pardon baba. Evet. Seni var ya, iyi dedim sana. Sen var ya, sen var ya. Ne? Yeter be. Çıktık işte döküntü evinizden. Daha ne istiyorsun? Aslında sen ne istiyorsun? Ya nişandan alıp kızı buraya getirmişsin. Utanman, ağırlanman olmadığı için evimize kadar girmişsin. Aslında sen ne istiyorsun? Bana bak. Sen kış uykusunda olduğun için çevrende olup biten hiçbir şeyin farkında değilsin tabii. Zeynep'in başına ne gelse benden biliyorsun. Ne gelecek Zeynep'in başına ya? Ha? Ne gelecek? Kız nişanlanacak, yuva kuracak. Bu saatten sonra Zeynep'in başına senden başka nasıl bir musibet gelebilir? Ya. Ozan'la nişanlanacak, sitarede yuvalarını yapacak değil mi? Ah ne güzel iş. Evet öyle, ne güzel iş. Bana baksana sen. Sen sitare ile Ozan'ın sevgili olduğunu biliyor musun peki? Ne? Ne diyorsun sen ya? Ya böyle apışıp kalırsın işte. Ya bunlar uzun zamandır sevgiliymiş meğersem. Zavallı kızcağız da nişan gecesinde müstakbel kocasıyla patronunun sevgili olduğunu öğrendi. Şoka uğradı tabii. Ha bu arada müstakbel kocası diyorum, o da senin zorunla olmuş tabii. Kızı köhneleşmiş fikirlerinle köşeye sıkıştırmışsın. Ben kimseyi köşeye sıkıştırmadım. Aha, tabii. Bu kız niye kendini hamile sanıyor peki? Ha? Doktora mı götürdün? Test mi yaptırdın? Yok. İki midesi bulandı diye hemen teşhisi yapıştırdın. Niye peki? Niye yaptın bunu? Başını bağlamak için tabii. Yoksa namusunuza laf gelir değil mi? Ozan'la bir gece geçirdi diye. Sus artık. Bak sus. Tek kelime bile duymak istemiyorum artık, sus. Sen anca böyle bağırarak üste çıkarsın işte. Ya sen beni delirtiyorsun. Sen Zeynep'in hiçbir şeyi değilsin. Sen hiçbir şeyi değilsin. Ben onun annesi. Sus artık. Bak gece yarısı burada seni boğarım. Hiç kimsenin ruhu bile duymaz. Sen bizim hayatımızdan çıkacaksın. Zeynep'in hayatından çıkacaksın sen. Zeynep'ciğim, canım bak, kendini bebek sahibi olmaya hazır hissetmiyorsan bunu yapmak zorunda değilsin. Sonuçta başka yöntemler de var biliyorsun. Evet ama
Müjgan, ben eğer gerçekten hamileysem... ben bebeğimi bırakamam. Tamam, yani sonuçta senin kararın ama... insan bazen istemediği kararlar vermeye mecbur kalabilir. Gerçekten istemediği şeyler yapabilir ve bu belki de herkes için en doğrusudur. Senin hiç başına böyle bir şey geldi mi? Zeynep, ben... Bitti mi? Bebek nerede? Yeni doğan ünitesini aldık. Sen dinlen, ilaçların etkisi geçsin. Bebek. Güzel bebek. Bak, mamadım ben seni ya. Geldim işte, buradayım bak. Geldim ben. Bak, iki tane bebeğim. Senin karnın mı acıktı bebek ya? Ya sen ne güzel bebeksin ya. Güzel bebek. Benim şimdi iki tane meleğim oldu herhalde. Benim şimdi iki tane oldu yani. Senin karnın mı acıktı ya? Senin karnın mı acıktı ya? Ulan ben çok mutluyum. Allah'ım ya Rabbim, bu meleğim de benim ya. Ulan ben çok mutluyum. Allah'ım. Yani sonuçta ben böyle bir şey yaşamadım tabii. Yani bu konuda ahkam kesmem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama... İstemedin mi hiç? Yani belki de doğru insanı bulamadım. Sonuçta baba da çok önemli. Öyle. Tatlım, ben o yüzden sana Ozan'dan emin misin diye soruyorum. Yani sana yalan söyleyerek ilişkiye başlamış bir adamla yuva kurmak mı... yoksa ikisine de tekmeyi basmak mı ha? Ne Sitare'ye ne de Ozan'a muhtaç değilsin. Yani başka ajanslar bakarız. Başka yerlerden para kazanırız. Biz kimseye muhtaç değiliz. Ve ben hep senin yanındayım, merak etme. Ama önce gerçekten hamile misin değil misin onu öğrenelim. Yoksa hepsi halanın işgüzarlığı mı? Bakmak lazım. Zeynep Hanım buyurun, doktor sizi bekliyor. Hadi. Ben de gelir misin? Ben yalnız kalmak istemiyorum. Tabii.